Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki test peşin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıdaki şekilde bir dik koni ve açık şekli verilmiştir. Buna göre alfa kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar bizim olmazsa olmazımız R bölü L alfa bölü 360'tı. R'si kaç verilmiş? 2. L'si kaç verilmiş? Bazen A diyorlar ona. 8 eşittir alfa bölü 360'dan 4'te biri 4'te biri alfa da buradan kaç gelir arkadaşlar 90 derece gelir yani sorumuzun cevabı Cihan çıktı. Şekildeki dik yamuk AD doğru parçası etrafında 360 derece döndürülüyor. Buna göre oluşan cismin hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ben bunu maalesef döndüremem. Döndürürsem yani burada döndüremem. Sol tarafta yazımı engelleyen şeyler var. Şurada şöyle kopyala yapıştır yapayım. Şurada döndüreyim isterseniz. Evet bizim asıl şeklimiz bu arkadaşlar. Bu şekli ben ne yapacağım? AD etrafı etrafında AD kenara etrafında döndüreceğim. Hadi bakalım. AD'ye göre döndürmek demek. AD'ye göre şeklin yansımasını alıyorsun. Hop şöyle hop şöyle hop şöyle. Evet içi dolu olan kısım burası oldu arkadaşlar. Bunu döndürmek demek arkadaşlar. Dikey doğru boyunca döndürünce yuvarlaklar yatay olacak. Yani senin yuvarlağın bakın. Hop şöyle. Hop şöyle. Oldu mu arkadaşım? Oldu. Senden bu. Ne bu? Kesik koninin hacmi isteniyor. Kesik koni gördüğümüz zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Hop yukarı doğru tamamlıyoruz. Yani tamamını bulunca zaten tamamından yukarıdaki koninin hacmini çıkartarak da sonuca ulaşırız. Şimdi burada peki ne yapacağız arkadaşlar? Burada aslında benzerlik var. Benzerlik hop şöyle çizdiğimiz var. Benzerlik oranı 1 bölü 3. Hocam 1 bölü 3 şu temel orantıya baktığımız zaman e, burası A iken ya da H iken H bölü H artı 2'den H buradan kaç geliyor arkadaşlar işlem yapınca 1 geliyor. Çok güzel 1 geldi. E ben burada kesik konuda genel genelde şunu yapıyorum arkadaşlar. Benzerlik hacim ilişkisi. Benzerlik hacim ilişkisi kaç? Hocam 1 bölü 3. 1 bölü 3 benzerlik oranının küpü hacimler oranına eşit 1 bölü 27. Yani şunun hacmi V iken bunun hacmi 27V değil. Tamamı 27 ve burası 26 v yapıyor arkadaşlar. Bizden 26 v isteniyor. Ben v'yi bulabilir miyim? Evet. V taban alanı çarpı yükseklik üstteki küçük koninin hacmi. Pi r kare çarpı yükseklik bölü 3'ü unutmayalım arkadaşlar. Yani pi bölü 3 yaptı. A bizden 26 v isteniyor. 26 çarpı pi bölü 3'ten 26 pi bölü 3 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı x bölü 8 ve y bölü 3 toplamı eşittir bir doğrusu x ekseni etrafında 360 derece döndürüyor hemen arkadaşlar analitik düzlemi çizelim x bölü 8 x bölü x eksenini kestiği yer yani x'i 8'de kesiyor y bölü y eksenini kestiği yer yani y'yi de 3'te kesen bir doğru arkadaşlar işte o doğru bu doğru değil mi arkadaşlar bu doğruyu ne yapacakmışım arkadaşlar x ekseni etrafında 360 derece döndürecekmiş bak x ekseni etrafında döndüreceğim o zaman x eksenine göre simetriğini alıyoruz. Arkadaşlar şeklin bir simetriğini alalım. Şeklin simetriği x eksenine göre simetriğini alınca hop şu değil mi? Evet. Yani burası 3 birimse burası da 3 birim olacak. Şöyle yatay doğru etrafında döndüreceğim. Yatay doğru etrafında döndürecek yuvarlaklar hani dikey olmuyor mu? Evet bu doğruyu x eksen etrafında böyle döndürürsem. O zaman arkadaşlar şöyle bir yuvarlakları koyunca ne çıktı arkadaşlar? Yarı çapı 3 yüksekliği 8 olan bir koni mi çıktı arkadaşlar burada? Evet pi r kare çarpı h bölü 3'ü unutmuyoruz. 24 pi yapar cevap buradan. Oluşan cismin hacmi nedir diye soruluyor bize. Cevap böylelikle kaç pi'dir diye soruluyor. 24 pi çıkar. Yani cevap akçay oldu arkadaşlar. Şekilde taban yarıçapı 4 ve yüksekliği 12 santimetre olan dik silindir içerisine üst taban alanı 4 pi santimetre kare ve yüksekliği evet üst taban alanı burası 4 pi olarak verilmiş arkadaşlar. Şuraya yazayım unutmayayım. 4 pi santimetre ve yüksekliği 12 santimetre olan kesik koni yerleştirilmiş. Arkadaşlar bunun alanı 4 pi ise yani pi r kare eşittir. 4 pi ise r'yi buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Evet bunun yarıçapı 2 çıktı gençler. Bu işimize yarayacak. Sonra ne diyor? Kesik koni yerleştiriyoruz. Silindir ile kesik koni arasına su dolduruluyor. Evet, şuraya bir su doldurulmuş. Daha sonra kesik koni tabanına yakın bir yerden musluk açılıp kesik koniyi su doldurur. İse suyun yüksekliği ne kadar olur? Arkadaşlar buradaki su buraya gelecek ya basıştan dolayı buradaki ne olmak zorunda? Yani bu bunun içine mi doldurulacakmış? E, bunun içine doldurulacaksa hepsi bunun içine doldurulacaksa şey... Ama basıçtan dolayı kendisi dolarken e, buradaki si, silindir içindeki suyla koni içindeki su birbirine eşit olmaz mı arkadaşlar? Basıçtan dolayı fizikte biliyorsunuz. Ha şöyle piston olsa pistonla ben bu suyu içsem böyle dibine kadar içsem bunun içindeki su buraya doldurulduğunda dese bunun hacmini buna eşitlerim ama basıçtan dolayı ne olacak arkadaşlar? Böyle musluk açıldığında e, su seviyeleri eşit işte olduğu anda ne yapacak? Duracak. Yani bu böyle silindir. Hatta bu da koni de şöyle olacak da diyebiliriz arkadaşlar. Neyse, devam edelim. Kesik suyun yüksekliği ne kadar olur diye soruluyor. İşte bize şuradaki yükseklik soruluyor arkadaşlar. Hmm, ilginç Şimdi arkadaşlar, şunun hacmini bulacağım ben. Bunun hacmini bulurken nasıl yapacağım? Ee, ben öncelikle şunun hacmini bulayım ya. Ne yapalım? Kesik kesik koni görünce ne yapıyoruz arkadaşlar? Tam koniye tamamlıyoruz. 2'ye 4. Arkadaşlar benzerlik oranı 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin küpü kaç yapıyor? 1 bölü 8 yapıyor. Yani buradaki hacim V iken buradaki hacim kaç yapacak? 8V değil. Tamamı 8V, 7V. Yani şu beyaz hacim 7V oldu. Ben V'yi bulabilirim. E yüksekliği bunun kaçtı arkadaşlar? Bunun yüksekliği 12'ydi. E 1'e 2 oran varsa e o zaman burası da 12 olmayacak mı? 1'e 2 oran varsa ortaban var. E, o zaman burası da 12 yaptı mı yaptı. O zaman V hacmini bulabilirim ben. Pi R kare çarpı H bölü 3 yapacaktır. Şunlar sadeleşince 4 yaptı. 4 kere 4 16 pi yaptı. V'yi 16 pi buldum arkadaşlar. E V 16 pi buradaki suyun hacmine de V su diyelim buna da. V su normalde neye eşit işte arkadaşlar? Büyün hacminden şuradaki hacmi çıkartacağım. Yani pi 4'ün karesi çarpı H eksi şunun hacmi. 7 ve 7 çarpı 16 pi'yi çıkartacağım. 16 pi'yi çıkartacağım. Hadi bakalım çıkartalım kardeşim. Ha bu V su. V su. Dedik ki arkadaşlar buna eşit oldu. 16 çarpı 12. 16 çarpı 12. Şurada çarpıyorum 16 ile 12'yi. E, 12. 32. buradan da 16. 192 yaptı. 192 pi eksi 7 çarpı 16. 16 ile de 7'yi çarpınca kaç yaptı? 6 kere de 42. E, 7 kere 1 7. 112 yaptı. 112 pi. Bu V suya eşit oldu. Aynı zamanda ben musluğu açtığım zaman V su da şuradaki su dengeli olacak ya. Silindirin hacmine eşit olmayacak mı? Evet. Yani pi r kare çarpı haşa eşit olmak zorunda arkadaşlar. E buradan bunları çıkarttığım zaman kaç geliyor gençler? 80 geliyor galiba. 80 pi eşittir. Pi çarpı 16 çarpı haşa eşit oldu. Pi'ler nanay. 16 çarpı 5 de 80 yapıyor. Buradan da haşı kaç buluruz arkadaşlar? 5 buluruz. Yani cevap böylelikle balık esir çıktı. Yarı çap uzunluğu 12 cm olan yarım daire biçimindeki kağıt A1 ve A2 noktaları şekildeki gibi çakışacak biçimde bükülerek tepesi O noktası olan bir dik konu oluşturuluyor. Evet yarım daire Arkadaşlar bu. Ya da bu konuyu açtığınız zaman ne oluşmuş? Yarım daire. Yani yarım dairede bu konuyu açık halinde ne önemliydi? R bölü L alfa bölü 360'tı. Bunun yarıçapı çapı R iken burası L iken. L dediğimiz zaten 12. E açtığınızdaki açı kaç derece arkadaşlar? Dikkat edin 180 derece. Yani burada R bölü L 12 eşittir. Alfa bölü 360'tan R'yi kaç buluruz? 6 buluruz. Bizden bu koninin taban alanı isteniyor. Yani direkt pi r kare isteniyor. 36 pi yapar arkadaşlar. Böylelikle cevabımız. Yani cevap edremit oldu. OP3 birim PN2 birim olan şekil 1'deki kum saati 16 dakikada boşalıyor. Arkadaşlar burada 2 bölü 5 benzerlik oranı var. 2 bölü 5 benzerlik oranının kübü hacimler oranı eşit değil mi? Evet. 8 bölü 125. Yani burası 8 b ise tamamı 125 b yaptı arkadaşlar. Evet. Şimdi burada ne yapacağım? 8 V'lik kısmı ne kaç dakikada boşalıyormuş? 16 dakikada. 8 V'lik kısmı 16 dakikada boşalıyorsa eğer arkadaşlar V'lik kısmı 2 dakikada mı boşalacak? Aynen öyle. Sonra ne diyor? Şekil 2'deki gibi ters çevrilirse 196 dakika sonra hocam bu 196 dakika olursa e, 2 dakikada V boşaltıyorsa 196'da da yarısı olmaz mı? Bak 2'de V 196'da da 98 boşalan kısmını alacak. Şuradan akacak ya. Bu aktığı zaman böyle bir şey olacak. Dolu olan kısım burası olacak. Boşalan kısım da burası olacak. Yani burası 98'lik kısmı boşalmış arkadaşlar. Evet 98'lik kısmı boşalınca Buraya kaç kaldı o zaman? 27'lik kısım mı kaldı arkadaşlar? Evet 98 V'lik kısım burası. V diyeceğiz buna. 27 V'lik kısım da burası. Bizden ne isteniyor? Ee, kalan kısmın yüksekliği. Evet şuradaki yükseklik nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bunun yüksekliği kaçtı arkadaşlar? 5'ti. Yine benzerlik oranı h bölü 5 mi yaptı? Benzerlik oranı h bölü 5. Çünkü bak yüksekliğimiz 5. h bölü 5'in kübü hacimler oranına eşit olacak. 27 v bölü tamamı 125 v. E burada küp kökünü alacak olursam h bölü 5. 27'nin küp kökü 3. 125'in küp kökü de 5. Şunlar gitti. H da buradan kaç oldu arkadaşlar? 3 oldu. Zaten bizden de h isteniyor. Kalan kısmın nesi isteniyor bizden? Yüksekliği isteniyor. Yani cevap böylelikle Edremit yaptı arkadaşlar. Güzel bir soru. Yukarıdaki şekilde taralı küçük koninin hacmi büyük koninin hacminin o hacmin oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle burası R iken burası ne yapar? 2R mi yapar? 2R yapar. Çünkü ort taban var değil mi burada? Hatta burası da R. 2R iken 4R yapacak. O yüzden 2R 2R oldu mu arkadaşlar? Oldu. Öncelikle o zaman buradaki yüksekliğimizde ne oldu? Hocam burası H. Ort tabandan dolayı burası da H oldu. Dikkat ederseniz yarı çap R yüksekliği H yarı çap R yüksekliği H olduğu için bunun hacmi ile bunun hacmi ne oldu arkadaşlar? Birbirine eşit oldu. Peki benzerlik hacim ilişkisine girelim. Benzerlik oranı 1 bölü 2'nin kübü hacimler oranı eşit olduğundan 1 bölü 8 olacağından tamamı 8 V olacak. Bizden taralı küçük koni V dedik zaten buraya. Bununla bu birbirine eşitti. V büyük koninin hacmin oranı. E büyük koninin hacmi de ne yaptı arkadaşlar? 8 V yaptı. Bizden ne isteniyor? 1 bölü 8 isteniyor. Yani cevap böylelikle denizli çıktı. Koordinat düzleminde 3, 5, 6 verilmiş. Şekildeki taralı bölge y ekseni etrafında 360 derece döndürülürse elde edilen cismin hacmi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Cismin simetriğini alıyoruz değil mi? Cismin simetriğini aldığımızda şeklimiz böyle mi? Maalesef alamıyorum. Ne yapayım ben yine? Bu cismi başka yerde göstereyim. Şöyle Evet şurada gösterip ona göre yapayım arkadaşlar. Evet. Şimdi ben burada simetriğini alacağım. Döndürmesini yapacağım. Döndürmesini yaparken arkadaşlar buna göre şeklin simetriğini alacağım. Dolu olan kısım neresi? Bak dolu olan kısım da çok önemli arkadaşlar. Dolu olan kısım işte burası. Simetriğini aldığımız an. Y ekseni etrafında döndürüyoruz ya. Şimdi döndürürken dikey doğru boyunca döndürürken yuvarlakların yatay olacak. Yuvarlakları koy kardeşim. Sen bu yuvarlığa koydun. Eyvallah. Hocam bir de bu sivri noktalarda yuvarlak koy. Hop şöyle. Eyvallah. Olay bitti. Kesik koninden neyi çıkartacağım? Şuradaki beyaz koniyi çıkartacağım. Hocam kesik koniyi bulurken ne yapmam lazım? Yukarıya doğru tamamlamam lazım. Yukarıya doğru tamamladık diyelim şunu da. Aa burada üçgen 6 olmuş. O zaman burada 1'e 2 oran var arkadaşlar? Evet. 1'e 2. E o zaman burası kaç çıktı? Haşken burası taş olacak. Hatta beşgen burası da 5 olacak. 5, 3, 5, 3, 4, 5'ten 4 oldu. Burası da 4 oldu. Şimdi ne yapacağım? Şuradaki kesik koniden şuradaki koniyi çıkartacağım. Kesik koniyi bulurken arkadaşlar benzerlik oranı 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin kaç kübü? 1 bölü 8. Hocam burası V iken bu kesik konu yerine kaldı. 7V kaldı. Tamam 8V olduğundan. Hadi V'yi bulalım. V nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani pi R kare çarpı H bölü 3. Şunlar gitti. 12P yaptı. Evet. V dediğimiz 12P ise 7V kaç? 84 mi yapıyor arkadaşlar? 84 pi yaptı arkadaşlar burası. 12 pi oldu burası pardon. Burası da 84 pi yap Evet ben 84 pi'den neyi çıkartacağım? Şuradaki konunun hacmi çıkartacağım. Arkadaşlar taban yarıçapı 3 yüksekliği 4. Bu da taban yarıçapı 3 yüksekliği 4 olduğu için bununki v burası v iken bakın burası v iken burada hacim de v değil midir? Evet aslında bizden 7 v'den neyi çıkart diyor? V'yi çıkart. 7 v eksi v isteniyor bizden. 6 v isteniyor. Yani 6 çarpı V. V dediğimiz 12 pi'di. O da 72 pi olarak bulunur arkadaşlar. Yani cevap böylelikle akçay oldu. Şekil 1'deki taban yarıçapı 6 cm ve yan ayrıtı 12 cm olan dik koniden şekildeki taralı 12 pi cm kare kısım çıkartılıyor arkadaşlar. Şimdi şunu açtığımız zaman aslında şöyle bir daire dilimi olacak mı? Olacak. Buradaki daire dilimi ne? Bir de tabii şu açılmış da şu olacak. Ha, benim için ilgilendiren, beni ilgilendiren şu kısım. Neyse. Şimdi buradaki 12 mi? Evet. R'si 6. Burada R bölü L. 6 bölü 12. Alfa bölü 360 olduğundan. Hocam 1 bölü 2. Alfamız 180 oldu. O zaman oradaki daire dilimimiz şöyle yarım daire olacak arkadaşlar. Bunun açılmış vaziyeti 6'ya 12'liğin açılmış vaziyeti şu yaptı. Evet, şuradaki şeyden ben neyi çıkartmışım? Bunun da yarıçapı kaç bu arada arkadaşlar? Bunun da yarıçapı L'si 12 olduğuna göre 12. Buradaki R'si kaç? R'si 6 arkadaşlar. Ben bundan 12 pi'lik kısım çıkartmışım. E, burası kaç arkadaşım? Bunun alanı kaç? Şunun alanını ben bulabilirim. Hocam bunun alanı pi r kare. Yani bölü 2. 72 pi. Hocam 72 bir'den 12 pi'lik kısmı çıkartmışım. Altta birlik kısmı çıkartmışım değil mi? Hop şöyle. 12 pi'lik kısmı çıkarttığım zaman 72'nin altta bir değil mi burası? Evet. O zaman altta birlik kısmı çıktı. Altta birlik kısmının çıkması demek ne anlama geliyor arkadaşlar? Yani buradaki alana ne kaldı o zaman arkadaşlar? 60 pi mi kaldı? Aynen öyle. Kalan parça bu. Bak şuradaki parça ne oldu? Çıktı gitti. 12 birlik kısmı çıkarttım. 60 birlik kısım kaldı. E hocam, tamam. 60 pi'lik kısmı da böyle kıvırmışım, bir konu yapmışım. Hocam, koninin yan ayrıtı yine 12 mi? 12. 60 pi burası yan alanı 60 pi. Peki yan alanı şimdi yeni koninin açılmış hali şu arkadaşlar. Dikkat edin. Yeni koninin açılmış alanı bu. Yan alanı 60 pi. Hocam, yan alanda piril değil miydi? Yani pi çarpı r. R'sini bilmiyorum bakın. Yarı çarpını bilmiyorum. R çarpı l. L'si hala 12 devam mı? Devam. 12 neye eşitmiş arkadaşlar? 60 pi'ye eşit olduğundan dolayı pi'ler gitti. 12 r 60 ise r'yi de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 5 olarak buluruz. Zaten bizden de bu isteniyor. Yani cevap edremit oldu. Dik konenin yanal ayrıtı üzerindeki C noktasında bulunan bir karınca yüzeyler üzerinde bir tam tur atarak B noktasına geliyor. Arkadaşlar açılışı yapacaksınız. Hop şöyle açılışını yapalım. Açılışı bir daire dilimi yan yüzeyde gittiği için yan yüzeyin açılışını yapıyorum. Bir daire dilimi. Bak nereden nereye gitti önemli. B burası, T burası. Açtığınız an bak şöyle açıyorsunuz. B noktası burada bak, B noktası burada. Hop şöyle açtığınız an yine B noktası burada. B burada, A nerede? Burada. Önemli olan B'den başlayıp nereye gelmesi? TB doğrusu üzerindeki C noktasına gelmesi. B'den başlayıp TB doğrusu üzerindeki nereye geliyormuş arkadaşlar? C noktasına geliyor. C noktasındaki oranlamada 9'a 9 şeklinde olacak. Yani bizim eleman geliyor. Hop buradan buraya geliyor. Şimdi önemli olan neydi arkadaşlar? Açılışında R bölü L. Yani 3 bölü 18. Alfa bölü 360 olduğundan şunlar şunlar sadeleşse burası kaç oldu arkadaşım? 6 oldu. 360 bölü 6'dan da kaç yapıyor? 60. Alfayı 60 buluruz. Hocam burada kaç? 60 derece. E burası 9. E, burası 9. Burası da 18. E kosinüs teoreminden şuradaki x'i bulursunuz. Gerek var mı? Yok. Çek bir dik kardeşim. Yalnız sen bir dik çizdiğinde şurası 90 olacak ya. 90'ın karşısı 18 ise 30'un karşısı 9 olacak ya. A 9 buraya kadar olan kısım. Yani çizdiğin dik zaten buraya geliyormuş. E burada 90'ın karşısı 18 ise 30'un karşısı 9 olur. O zaman burası da kaç yapacaktır? 9 köküç yapacaktır. Yani cevap böylelikle balık kesir oldu arkadaşlar. Yüksekliği 12 birim olan içi boş bir dik dairesel silindirin içine şekil 1'deki gibi yüksekliği 12 birim olan bir dik koni yerleştirmiştir. Bu silindir ile konu arasına V1 birim küp olan su doldurulmuş ve suyun yüksekliği 4 birim olmuştur. Suyun yüksekliği 4 birim. Arkadaşlar burası da kaç birim? 8 birim. Sonuçta koninin de ee, kaçta kaçlık kısmı ıslak diyebiliriz. Ya da konide de şurada bir kesik konu oluştu mu arkadaşlar? Oluştu. E, hacimler oranı benzerlik oranı kübü. 8 bölü 12. 8 bölü 12 dediğimiz 8 bölü 12 dediğimiz kaç yapıyor arkadaşlar? 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3, 2 bölü 3'ün kübü. 8 bölü 27. Hocam burası 8 ve iken burası 27 ve değil. Burası 19V yapacaktır. Peki prizmalarda neydi? Yükseklikleriyle doğru orantıldığı miydi Evet ama bir de şunu söyleyeyim. Tabanları aynı olan piramitlerde koni koni ve silindirde e, hacimleri oranı 1'e 3'tür. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bunun hacmi dediğimiz nedir? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. E, silindirin hacmi de taban alanı çarpı yükseklik olduğu için o yüzden bunun hacmi V iken bunun hacmi ne yapar? 3V yapar. E o zaman ben burayı yazabilirim. Şimdi gençler biz burayı kaç bulduk? 19-27V bulduk. 27V bulduysak silindirin hacmi kaç yapar? 3 katı yapar. Yani 81V olacaktır arkadaşlar burası. Peki 81V'yi nasıl parçalayacağım? Hocam 4'e 8 olduğuna göre o zaman burası da 4'e 8 şeklinde olacak. Yani 2'ye 1. Yani burası 2N'e n şeklinde paylaşacak. Yani 3 n'lik hacim 81 v'ye eşit değil mi? Evet 3 n'lik hacim 81 v'ye eşit. Bütün prizmalarda bu şekilde yükseklikleriyle doğru orantılı olacak şekilde hacim paylaştırabilirsiniz arkadaşlar. Burada buna dikkat edin lütfen. Ee, ama şeylerde o şekilde yapmıyoruz. Uç sivri olan şekillerde piramitli ve de öyle yapmıyoruz. Benzerlik hacim ilişkisi giriyor orada dikkat edin. E burada da eni kaç buluruz arkadaşlar? 27 V olarak buluruz. O zaman en yüksekliğinde yani 27 V olacak. Hocam 19 V'si buradaysa buraya kaç V kaldı? 8 V kaldı. Hocam 8 V'si buradaysa buradaki boşluğu da buluruz. Gerek var mı bilmiyorum ama şuraya da ne kaldı buradaki boşluğa da 19 V kaldı. Şimdi biz ne bulduk arkadaşlar? Böyleyken bunun hacmini 8 V bulduk. Bak bu hala da şey. Bunun hacmi 81 V hala da arkadaşlar. Şimdi bir de şu şekildeyken ters çevrildiyken içinde su varmış. İşte buradaki suların hacmi nedir diye soruluyor. Buradaki suyun hacmini ben 8 ve buldum böyleyken. Şimdi buna bakalım. 8 bölü 8 bölü kaç oran var arkadaşlar? 12 oran var yine değil mi burada? Evet 8 bölü 12 orandan dolayı e, yapmıştık 8 bölü 27. Yani burası 8 v iken burası 27 v olacak. Pardon. E, 19 v olacak. E hocam tüm hacim 81 v idi. E, burası 8'e 4. Yani burası 2n'de n, en. 3n'deki e, hacim 81 ve n'deki hacim 27 ve 2n'deki hacim de 54 V mi olacak? Evet. Burası da 54 V ise 54'ten 8 çıkınca kaç yapıyor? 46 V mi kalıyor? Evet. O zaman boşluktaki 8 V, boşluktaki 46 V. Bizden 8/46 bölü 46 isteniliyor arkadaşlar. 2'ye bölsek 4, 2'ye bölsek 23. Yani cevabımız böylelikle 4 bölü 23 çıkar. Güzel bir soru. ÖSYM de bunun benzerini sormuştu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet cevabımız böylelikle Edremit çıktı gençler.